Merhabalar Baba Torik izleyicileri. Milli takımlar seviyesindeki hazırlık maçlarında Arjantin kendi sahasında Paraguay ile karşılaşacak. 25 Mayıs'taki bu maçta Arjantin ve Paraguay aslında düşündüğümüz Arjantin ve Paraguay olarak sahaya çıkmayacaklar. Özellikle Paraguay'daki çoğu oyuncu ilk defa milli olacak. Arjantin'de de aslında benzer bir durum var. Biraz daha milli olmuş oyuncular var. 2 ya da 3 maç oynamış. Yani bu Messi'leri, Tevez'leri izleyemeyeceğimiz bir maç olacak Arjantin açısından. Daha çok yedek oyuncularla oynayacaklar ve muhtemelen iki takım da Copa America öncesi genç yetenekleri takıma kazandırmak, en azından Copa America'ya birkaç genç yetenek bulup ya da farklı bir oyuncu bulup onlarla katılmayı düşünüyorlar. İki tarafa da bakıldığında aslında çok değerlendirmek kolay olmayacak. Çünkü gerçekten özellikle Paraguay tarafındakinin çoğu oyuncular ilk milli maçtan oynayacaklar. Takımın en tecrübelisi Zeballos, 7 kere oynamış ve daha forvet mevkiinde oynayan bir oyuncu. Hoş, Paraguay ligine daha gol atabilen bir oyuncu. Diğer tarafta Arjantin'de ise ben birkaç oyuncuyu, Velasquez defansta, Quiles gibi defansta genç yetenekler var ve bence Eric Lamela var River Plate'li, 19 yaşındaki, ilk defa milli olacak o da. Eğer görev alabilirse ve bu oyunculara dikkat edilmesini tavsiye ederim. Maçı yorumlamak tabii daha zor olacaktır ama sonuçta Arjantin gençleri her zaman saldıracak ve teknik yapıları daha iyi olan bir takım. Bence bu maç tabii ki Arjantin'in galibiyetiyle bitme ihtimali çok daha yüksek bir maç. O oyun herhalde taraf bahsi oynayacaklara Arjantin'i tavsiye ederim. Alt üst bahsi için ise iki tarafta da çok tecrübeli, milli takımlar seviyesinde çok tecrübeli forvetlerin olmaması nedeniyle ben alt bitmesine daha yakın gözle bakıyorum. Çünkü özellikle Paraguay tarafında çok gol atabilecek oyuncu yok gibi. Diğer tarafta Arjantin tarafında da forvet mevkisi yine dediğim gibi 2 ya da 3 kez milli maçlarda oynamış ve herhangi bir gol muvaffakiyetini bulmamış forvetlerden oluşuyor. Bu nedenle maç 1-0 ya da 2-0 bitebilir. Bu nedenle alt üst bahsi için de ben altı tavsiye ederim. Baba Torik.